Sevgili seyirciler, Yüksek Ova Ticaret Odası başkanlık seçimleri sona erdi. Yanımızda seçilen yeni başkan Salih Özdemir var. Nasıl geçti? Biraz anlatır mısınız süreci? Buyurun efendim. Şöyle biraz buradan ekip arkadaşlarıma, bizlere zahmette bulunup, bizler için zahmette bulunup gelip oy kullanan bütün tacirimize, tüccarımıza, arkadaşlarım ve ekibim adına teşekkür ediyorum. Evet. Biz burada 5 renk yarıştık. Bu 5 rengimiz sonuçta gökkuşağı oldu. O arkadaşlarımızın da temel çabası ve hedefleri Yüksek Ova hizmetti. Yüksek Ova için güzel projeleri vardı. Bizim de öyle. Onları da biz değerli buluyoruz. Onlardan da istifade edeceğiz. Çok çalıştık, çok emek sarf ettik. İnanıyorum bu emeğimizin karşılığında sonuçta aldık. İnşallah bundan sonraki çabamız Yüksek Ova'nın geleceği, Yüksek Ova'nın büyümesi, Yüksek Ova'nın kalkınması ve en büyük amacımız ve en büyük projemiz, en büyük hayalimiz Yüksek Ova'nın il olmasıdır. Bunun için çok çaba sarf edeceğiz. Biliyorsunuz bir önceki dönemde yönetim kurulu başkanıyım. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızdan il sözümüzü almıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü ve söylemi bizim için kanundur. Kanun niteliğindedir. Biz bunun takipçisi olacak bunu başarıncaya kadar. Hepimizin bundan sonraki süreçte Yüksek Ova'mızın geleceği, şemdinliğimizin, dereceğimizin, sınır kapılarımızın için çabamızı sarf edeceğiz. Zamanımızı harcayacağız. Evet. Ben burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sonuç itibariyle çok sükun geçti. Burada güvenlik kuvvetleri arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Çok çaba sarf ettiler. Sükun içerisinde herhangi bir tatsızlığa mahal vermeden çok güzel bir seçim süreci geçirdik. Ben burada hepinize emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepinize ben minnet borçluyum. Hepinize şükranlarımı arz ediyorum ekibim adına. Başkan, kaç meslek grubu yarıştı ve kaç üye oy kullandı? Toplamda 8 meslek komitesi yarıştık. Bu 8 meslek komitemizde 19 tane meclis üyemiz seçiliyor. Bu 19 meclis üyemizin 13'ünü biz aldık. 6 meslek grubunu da arkadaşlarımız aldı. Onlar da bundan sonra biz 13 aldık, onlar 6 aldı yok. Biz bundan sonra 19 arkadaşız. Evet. 19 yekpareyiz. Evet. Aldık. İlk icraatınız ne olacak? İlk icraatımız memleketimizin ne eksikleri varsa onun üzerinde yoğunlaşacağız. Peki, yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olmayın, var olun. İl olmak için çalışacak mıyız? Evet, sonuna kadar çalışacağım. En büyük hayalimiz il olmaktır. Peki, başarılar. Kolay çok gel. Teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olmayın. Gel aşağı bakalım.
Başkan buyurun. Evet Sayın Başkanım buyurun. Evet değerli basın mensubu arkadaşlar ve kıymetli misafirler, değerli tacir tüccarımız, kıymetli arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarım, ben hepinize teşekkür ediyorum. Bu yaklaşık 3 aydır sahadaydı. Yüksek Ova Ticaret ve Sanayi Odası'nın organ seçimlerinde çok değerli bulduğumuz arkadaşlarımızla yola çıktık. Çok güzel, renkli, çalışkan, nitelikli arkadaşlarımızla yola çıktık. Toplamda 8 meslek grubunda yarıştık. 8 meslek grubunun 5 tanesini aldık. Bu 5'in de totalda 13 tane meclis üyesini aldık. Karşı taraftaki arkadaşlarımız da 6 aldı. Yani sonuç itibariyle biz 13, onlar 6 değil. Biz toplamda 19 arkadaşız. Yek nefer, yek vücut olacağız yüksek ovamız için, dereceğimiz için, şemdinliğimiz için. Çok renkliydik. Bu renk cümbüşümüzü gök kuşağına çevirdik. Bundan sonra hepimizin ortak çabası, ortak çalışması yüksek ovamızın kalkınması içindir. Bu geri kalmışlığımızın ilerlemek için, mevcut sorun ve sıkıntıları gidermek için biz 19 arkadaşlarımızla hep istişare içerisinde olacağız. Dediğim gibi hepiniz bizler için, bizim için, ekibimiz için çok yoruldunuz. Ben hepinize şükran, minnet borçluyum. Bizim çok sorunlarımız vardır. Bizi bekleyen çok ciddi sıkıntılarımız vardır. İnşallah biz bunların üstesinden gelmeye çalışacağız. Biz bir kolektif yapı olacağız. Birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız. Bizim en büyük hedefimiz, en büyük arzumuz bize verilen bir sözdür. Bu sözde yüksek ovamızın il olma statüsüdür. Bunun takipçisi olacağız. Her zaman da bunun takipçisi olacağız. Derecik sınır kapısının açılması için. Esenlere sınır kapımızın daha işlevsel hale getirilmesi. Mevcut ulaşım problemlerimiz, ulaşım sıkıntılarımız, ticari sıkıntılarımız, bunların hepsini masaya yatıracağız. İnşallah dilimizin döndüğü, elimizin yetiştiği kadar biz bu sorunları minimize etmeye çalışacağız. Ben burada tekrar bizim için yorulan, ta Derecik'ten, Büyük Çiftlik'ten, Şemdinli'den, Esenler'den, buradan, il dışından yorulup gelen arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ediyorum. Ben burada huzurlarınızda ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlar çok yoruldu, çok çalıştı. Yaklaşık 4 aydır sahadaydılar. Ben inanıyorum biz emeğimizin karşılığını aldık. Biz hepinize, tüccarımıza şükran borçluyuz. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bundan sonraki süreçte de dediğim gibi elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyacağız. Memleketimizin huzuru kalkınması için. Hepinize teşekkür ediyorum. Ekstra alalım. Bir fotoğraf alalım. Değerli başkanım bir fotoğraf alalım abi. Bir toplu fotoğraf alalım. Bir daha geri alalım. Yüzden hareketen yavaş yavaş. Sayın Başkanım. Teşekkür ederim.